çıktığımızda ilk önce bir kliple çıktık. Bir film hayaliyle çıktık. Film yolunda da önce filmin müziğini yaptık. Dönen Tekerler YouTube kanallarından izleyebilirsiniz. Tüm engelleri sahne kamera önüne koyup kamera önünde onların bir klip çekmesini sağladık. Şahidim yıldızlar gökyüzünde. Işıldar umutlarım. Ben bir yıldızım yeryüzünde. Yaya bir partnerle tekerlekli sandalyeli bir partnerin yarıştığı kombi kategorisi var. İki tekerlekli sandalyeli dansçının dans ettiği duo kategorisi var ve tek erkekler ve tek kadınlar kategorileri var. Bunların kendi aralarında Latin dansları, standart danslar, freestyle danslar şeklinde de bölümleniyor. Ancak bu yarışma sadece freestyle tekler kategorisinde açıldı. O yüzden 8 sporcu ve 8 koreografi ile katıldık. Gerçekten başlarda çok aslında kendimi de keşfediyordum o sırada. Çünkü sevdiğim bir şeydi ve istiyordum ama daha önce yaptığım bir şey değildi. Yani evde normal müzikle oynayan biriydim ama buraya gelince daha da profesyonel olma yoluna girdim. Ve sevdim, heyecanla devamlı getirmeye çalışıyorum. Çalışmalar iyi geçiyor, gayet keyifli. Yaya partneri sandalyeli olan sporcuya yardım ediyor. Yani birlikte dans ediyorlar aslında. Ben onun dans partneriyim yani. Bir videoya denk geldim. Ve gerçekten nefesim kesildi. Yani çok şaşırdım. Hayran kaldım diyebilirim. Tekerlekli sandalyeli böyle kişilerin, sporcuların bu tarz dans yaptığını gördüğümde ben de katılmak istedim, destek vermek istedim. Neden olmasın dedim ve bana gerçekten çok sıcak davrandılar, bana kucak açtılar. Buraya geldiğimde çok güzel karşılandım. Bir sene oldu topluluğumuz kurulalı. Bunun haricinde 29 Ekim'de online bir gösteri gerçekleştirdik. Pandemiden dolayı ara vermek zorunda kaldık. Bir 2-3 aylık bir araydı bu. Tekrar dünya şampiyonası belli oldu. Bu sene ilk kez online olarak gerçekleştirildi yine pandemiden dolayı. 10 günlük bir kamp sürecine girdik. Totalde 10 arkadaşımızla, 12 arkadaşımızla birlikte. Yorucuydu bizim için. Çekimlerimizi yaptık. Gönderdik federasyona. Sonuçlarımızı bekliyoruz. Bu süreçte bahsettiğiniz üzere Türkiye şampiyonumuz belli oldu. Nisan sonunda net bir tarih çıkmamakla birlikte. Nisan sonunda gerçekleşecek. Şimdiden itibaren de Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına başladık. Biz inanıyoruz ki ekip olarak hakikaten Türkiye'ye, ülkeye altın madalya, kupalar getireceğine yürekten inanıyoruz. Danslarımızın yetenekleri inanılmaz derecede iyi. Hemen ardından 24 Nisan tarihinde de Türkiye Şampiyonası gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonası şu anki görünen an itibariyle fiziki gerçekleştirilecek gibi duruyor. Şu anki çalışmalarımız da tamamen Türkiye Şampiyonası odaklı. Şimdiden kamp programımızı yaptık. 18'inden 24'üne kadar Antalya'da olacağız. Çocuklarla öncesinde bir haftalık bir kamp yapıp arkasından yarışmaya katılacağız. Yarışma sonunda madalyaları ve kupaları toplayarak İstanbul'a geri döneceğiz.